Herkese yeni bir videodan, Atayurdu, Moğolistan'dan selamlar dostlar. Şu an öyle yerlerdeyim ki ben bile gözlerime inanamıyorum. Son 100-150 kilometrede gördüğüm yaşam olan, yaşam olmasına en yakın olan yerlerdeyim büyük ihtimalle. Şöyle bir etrafımı göstermek istiyorum. Moğolistan bozkırlarında alabildiğine hiçliğin ortasında ilerliyorum şu anda tek başıma. Bugün burada Büyük Moğol İmparatorluğu'nun da başkenti olan Karakum şehrine doğru ilerliyorum. Türk ve Moğolistan tarihi açısından inanılmaz önemli bir şehir. Gideceğim yer. Bu arada o kadar çok sinek var ki şu an olduğum yerde. Sineklerden konuşamıyorum bile. Karakum şehrinin hemen yakınlarında Orhun Vadisi bulunuyor. Yani bizim Türklerin aslında çıkış noktası. Aynı şekilde Orhun kitabelerinin yer aldığı büyük bir müze de orada bulunmakta. Bayağı böyle 3-4 metrelik devasa Orhun kitabelerini görebiliyorsunuz. Bakın şunu göstermek istiyorum. Bozkırın ortasında çadırını kurmuş. Yaşıyor bir aile mi artık, birisini bilmiyorum. Bazen 100-150 kilometre yeşillikten başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Sonra bir göl, su birikintisi bir şey ortaya çıkıyor. Onun yanında atları, midillileri, inekleri vesaire görüyorsunuz. Hayvan nüfusunun son derece yüksek olduğu bir ülke Moğolistan. Ülkede internetteki rakamlara göre 70 milyonun üzerinde hayvan yaşadığını söylüyorlar. Tabi bu rakam net olarak bilinmiyor. 2023 yılında başlayıp bu yıl 2024'te biten son kışta da 5 milyona yakın hayvanın hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Hava şartları nedeniyle. Yani bu kadar zorlu koşulları olan bir ülke. Şimdi Karakum şehrine gitmek için tekrardan şu ana yola bir çıkacağım. 250-260 kilometre uzaktayım şu anda. Buraya kadar otostopla geldim. Buradan sonra da otostopla kaldığım yerden devam edeceğim. Böyle hiçliğin ortasında bozkırda ilerlerken garip bir şey gördüm. Moğolistan'da en yaygın inanç bugün Tibet Budizmi olarak biliniyor. Buraya bozkırın ortasına bir Buda heykeli yapılmış. Ve bir aile de arabasıyla geçerken durmuş burada. Bunu yakından göstermek istiyorum size. Hemen burada da galiba bir keçi sürüsü var. Zemine bakar mısınız bu arada? Bildiğiniz çöl zemini. Her ne kadar yeşil de olsa çölden hallice. Bakın o bozkırın ortasındaki Buda heykeline geldim şimdi. İlginç, buraya neden yapıldığına dair pek bir fikrim yok. Ancak insanlar inançlarını yerine getiriyorlar. Burada dualarını ediyorlar büyük ihtimalle. Bakın hemen şurada da kocaman bir sürü benden uzaklaşıyor yavaş yavaş. Çobanlar nerede? Tam göremiyorum ama şöyle yavaş yavaş ilerliyorlar. Az önce o Buda heykelinin önünde arabanın yanında oturan aile hemen bir laf attı bana. Kamerayı tutmak istemedim yüzlerine çünkü genel olarak insanlar çekiniyor burada kameradan. İngilizce bilmiyorlar, bana hemen dediler işte Ulan Batur'a gideceğiz biz, anlatmaya çalışıyorlar, gel bizimle falan. Dedim ben diğer tarafa gidiyorum. Hemen sordular su, yemek, bir şey istiyor musun? İnsanlar kırsal kesimde gerçekten çok iyiler. Burada bu arada Türkiye deyince anlamıyorlar nereden geldiğinizi. Türk demeniz gerekiyor. Türk deyince Türk olduğunuzu, Türkiye'den geldiğinizi anlıyor insanlar hemen.
Bakalım şimdi tekrardan ana yola dönüyorum. Buradan bir sağ tarafa giden yol var. Ülkenin daha kuzey kesimine doğru gidiyor bu yol. Diğer tarafta benim gideceğim yere giden en kısa yol. Şimdi oraya doğru geçeceğim. Bakın hemen şurada bir sürü gördüm yine. Büyük bir keçi sürüsü. Böyle kendi hallerinde başına buyruk geziyorlar. Şurada ileride bir çadır var. Muhtemelen sahipleri çobanlara orada. Alan bol olunca böyle hayvanları salıyorlar. Zaten kimsenin dokunduğu ettiği de yok. Kendi halinde geziyor bu hayvanlar da böyle burada. Şöyle yaklaşalım bakalım biraz. Bakar mısınız ya şunlara? Geneli de böyle tüylü tüylü. Nasıl bakıyorlar bana? Şimdi yine otostopa başladım burada. Çantalarımı bıraktım böyle. Bu arada çadır aldım ben. Şu çantanın dışarısında gördüğünüz mavi şey çadır. Bu arada çıktı çantadan galiba. Oo, dolu. Tıklım tıklım. Bozkır'da Ulan Batur sonrası konaklamanın zor olacağını duyduğum için ve çok pahalı olacağını duyduğum için başkentten çıkmadan önce şöyle bir çadır alayım dedim. 20 dolara böyle 1 kiloluk falan çok hafif bir çadır aldım. İşim görür diye tahmin ediyorum. Gideceğim yerde konaklama sorunu yaşamayacağım. Ancak ülkenin geri kalan kısımlarında ciddi anlamda konaklama sorunu var. Turistik hiçbir yer yok. Göreceğiz. Bu arada o kadar çok sinek var ki yani her yerimi sarıyorlar sabit durduğum anda. Beş dakika olmadan abimiz durdu. Geçiyorum şimdi böyle. Eşiyle beraber geziyor galiba. Arabanın içerisine ayarlıyor. Bayıtla. Şöyle şimdi eşyaları atalım bakalım. Harhorin. 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 Okey. Nereye gidecekler tam anlayamadım, anlaşamadık. Bolca bilmiyorduk. Sadece bir iki kelime öğrenebildim daha. Orhun Vadisi'ne gidiyorlar galiba anladığım kadarıyla. Benim gideceğim yere çok yakın. Bayağı böyle gideceğiz herhalde. Moğol halkı çok yardımsever, sağ olsunlar. Bayıtla. Türkiye. Türkiye. Türk. Türk. Türk'üm. Abi sağ olsun ya, buraya kadar getirdi. Benim şu çadır çıkmaya başladı çantanı, onu ayarlayacağım şimdi. Hemen şurada az geride bildiğiniz kum tepeleri vardı, develer falan vardı. Ve galiba iki video önce göstermiştim, buradaki develer devasa böyle 2 metre falan. Çok büyükler, Asya develeri. Çift örgüçlüler böyle. Çok güzel duruyordu ya çölde. Gerçekten böyle birkaç gün kalmak isteyeceğim bir yer. Öyle bir manzara vardı ki her yerde böyle oba çadırları var. Çadırlarla böyle resmen kocaman orada kasaba kurmuşlar. Restoranlar falan var çadırlarda. Dışarısındaki tabelalardan da tabii o kısımları. Bakalım. Şimdi ben hemen şurada tekrardan otostop çekmeye başlayacağım. Galiba 80-90 kilometre falan bir yolum kaldı. Böyle dümdüz devam edeceğim burada. Hiçliğin ortasında bir yerlerdeyim. Devasa başıboş hayvan sürüleri var şurada ileride. O kadar büyük bir sürü ki böyle çizgi halinde bembeyaz böyle devam ediyorlar. Hayvanlar tamamen kendi halinde yaşıyor doğada. Ve en tuhaf şeylerden bir tanesi de bazen 100 kilometre, 150 kilometre belki bir tane ağaç görmüyorsunuz. Kilometreler sonra az önce ağacı tam şurada
çölün ortasında kum tepelerinin arasında bir yerde gördüm. Çok şaşırdım yani. Öyle bir arazi ki insan buraları görünce zamanında burada doğan imparatorlukların neden o kadar büyüyüp gidebildiklerini anlıyor. Kışın eksi 40'ları, eksi 45'leri yürüyorsunuz. Hiçbir şekilde sebze meyve yetişmiyor. Ve dümdüz arazi. Bu arazide bulduğunuz hayvanları avlayıp hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Haliyle bu coğrafyadan çıkan insanlar hava şartlarının daha iyi olduğu yerde vardığında eziyor, geçiyor oradaki düşmanı. Ve alabildiğine ilerliyor. Büyük Moğol İmparatorluğu, Hun İmparatorluğu, Göktürkler gibi birçok imparatorluğun bulunduğu topraklar aslında burası. Galiba bana laf attılar bu arada. İnsanlar buralarda yürüdüğünüzü görünce merak edip bile duruyorlar. Çünkü yürünecek bir yer değil yani burası. Turist olduğumda anlayınca hemen duruyorlar. Şöyle eşyalarımı bırakacağım şimdi. Otostopa devam edeceğim bakalım. Hiçliğin ortasındayım şu anda. Tam olarak konum şey böyle. Middle of nowhere. Hiçliğin ortası. Araba geçmiyor ya. İleride sadece 4 tane çadır görüyorum. Onun dışında başka şurada böyle terk edilmiş gibi birkaç ev var. Bir de etrafa dağılmış çadırlar falan. Deneyeceğiz. Bir araba durdu şimdi. Yine 10 dakikadan fazla sürmedi bekleme süren. Araç geçiyorsa duruyorlar ya, 10 numara. Abimiz burada şimdi. Hello. Do Harhorin? Harhorin. Ah, okay. You go Harhorin, right? No, vaga yono deç. Anlamadım ki. Ha, okay, okay. İnşallah otostop biliyordur abi. Bayıtla. Abi durdu bakalım böyle. Ya bunlar bazen otostopu anlamıyorlar ama herhalde anlamıştır. Şöyle geçelim. Bakalım böyle gideceğiz abimizle. Haydi YouTube. from Türkiye. Türk. 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 So Mongol? Mongol. You live in Karakorum? Harhorun. Harhorun. Moğolcası Harhorun tabi. Bakalım böyle gidiyoruz. Son 70 kilometre, 73 kilometre. 1-2 saat oradayım artık. Şimdi yeni bir araçtan daha indim. Son 11-12 kilometre yolum kaldı. Böyle devam edeceğim bakalım. Dümdüz gidince buradan Karakorum'a varmış olacağım. Alo. Polislere selam verdim burada geçerken. Şu anda bulunduğum yer açık arazi olduğundan büyük ihtimalle acayip bir rüzgar var. Çok fena esiyor. Abi sağ olsun bayağı bir getirdi ya. Adam 60 kilometre falan getirdi herhalde beni. Ya aslında Google çevirden konuşmaya çalıştık. Benim evime yakın şelale var. Götüreyim seni dedi. Olur dedim de anlamadı herhalde. Sonra indirdi burada beni. Bakın. Kendi halinde otlayan inekler burada. Yol boyunca böyle kendi halinde gezen inek sürülerini, at sürülerini falan gördüm. Hatta bazen böyle o filmlerdeki, belgesellerdeki görüntüleri gördüm ya resmen. Atlar sürü halinde koşturuyor falan. İnanılmaz manzaralar vardı. Saat şu anda akşam 6.30-7 falan. 9'a kadar hava kararmıyor. Böyle yavaş yavaş gideceğim artık. Abi araba geliyor galiba. Şöyle bir dursa süper olur ama. Vallahi kral durdu ya. Kral durdu. Harhorin. Harhorin. You go Harhorin? Bayıtla. Evet.
sağ olsun elimi kaldırdım durdu ya direkt. Sağ olsunlar direkt durdular ya böyle bir aile. Haydi YouTube. Türkiye. I am from Türkiye. Turk. 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 Yes, Turko. Bakalım böyle Harhori şehrine doğru ilerliyoruz artık. Dördüncü araç oldu bugün. Büyük ihtimalle son araç artık. Bayıkla. Sağ olsunlar beni buraya kadar getirdiler şimdi. Hello. Hemen şurada bir yerdeymiş benim kalacağım yer. Haritadan gördüm. Abiyle fotoğraf çekeceğiz şimdi. Şöyle çekelim bakalım. Ha? İndesin ya. Tolga alalım. Karşıdan. Çok güzel insanlar ya. Moğol halkı. İnanılmaz güzel insanlar. Bu arada meşhur o Karakorum şehri böyle bir yermiş dostlar. Şehir bu yani. Zamanında Moğol İmparatorluğu'nun başkentliğini yapmış. Bugün böyle bir yer işte. Aslında kasaba bile denmez belki de buraya. Bayağı böyle bozkırın ortasında. Bilmiyorum artık belki 2-3 bin kişinin falan yaşadığı bir yerdir herhalde. Belki daha fazla nüfusu. Belki 5-10 bin kişi. Şurası bir hostel. Benim kalacağım hostel de hemen az yukarıda bir yerde galiba. Bir 10 dakikadır böyle yürüyorum etrafta. İnanılmaz bir sessizlik var. Yalnızca burada yaşayan köylü halk ve evler var yani. Doğru yere doğru mu gidiyorum onu da bilemiyorum tam. Haritadaki konuma göre gidiyorum ama umarım konum doğrudur. Bakın atlar böyle burada rahat rahat dolaşıyorlar kendi hallerinde. Hatta bakın geliyor şurada. Ülkenin dört bir yanında böyle baş baş dolaşan atları görüyorsunuz işte. Büyük ihtimalle bunların sahibi vardır. Buradaki köylü halktan birisindir ama. Evet bakın hatta üzerinde işaret varmış. Diğer kırsal kesimdekiler direkt vahşi atlar. Bunlarsa sahibi olan eğitilmiş atlar. Ve sonunda vardım. Gaya Gestaus. Bakın burada her yer o çadırlarla dolu. Bilmiyorum artık kiminle konuşacağım. Birisine soracağız artık. Resepsiyon falan bir şey vardır herhalde. Şimdi ben buraya çadırıma yerleştim. Bayağı böyle içeriği dormitori yapmışlar. Böyle farklı farklı 4-5 tane yatak yer almakta. Hello. Şöyle bir çadır içerisi. Bakalım birkaç gün artık burada kalacağım. Farklı farklı çadırlar da yer almakta. Dilerseniz tüm çadırı da kiralayabiliyorsunuz. Böyle paylaşımlı orada kalırsanız eğer çadırda günlük $15. Bence çok çok iyiydi. Güzel bir fiyattı. Yapıştırdım direkt burayı. Eğer bu tarafa doğru gidersen şehrin ya da artık kasabanın merkezi var dedi çalışan arkadaş. Hemen aşağıda bir tane süpermarket varmış. Oradan da ihtiyaçlarını halledebilirsin dedi. Şimdi böyle etraf keşfe çıkacağım birazdan. Eşyalarımı ayarlayıp. Anlatmayı az kalsın unutacaktım. Tam geldim buraya çalışan arkadaş, çalışan kız. Direkt şey dedi, yurda mı geçmek istersin? Hani yurt kelimesi direkt aynıymış Moğolca'da bilmiyordum. Yoksa dedi. Evin içerisinde binanın içinde de yer var. Dedim yurda geçeyim ben. O şekilde yerleştim çadıra. Buraya kadar gelmişken şu binada konaklamak olmaz yani şimdi. Fiyata kahvaltı da dahilmiş bu arada. Şimdi merkeze doğru yürüyeceğim. Orada bir restoran varmış. Yiyecek bir şeyler bulmaya çalışacağım artık orada. Hemen şurada ileride yine atlar otluyor. Şu tepelere büyük ihtimalle artık yarın tırmanırım, gezerim buraları diye düşünüyorum. Bir iki gün kalma niyetiyle geldim ama belki uzatabilirim. Resmen bundan yüzlerce, binlerce yıl önce olduğu gibi yaşamaya devam ediyor insanlar buralarda.
araba, elektrik falan olmasa resmen aynı hayatı sürdürüyor insanlar. Değişen bir şey yok. Halen daha hayvancılık, halen daha bozkırın ortasında çadırda yaşam. İnanılmaz doğal kalabilmiş bir ülke ya Moğolistan. Ve halk kırsalda, bozkırda inanılmaz sıcak ya. İnanılmaz yardımsever. Otostopu bilmiyorlar falan diye endişeliydim ben bugün çıkarken. Ama o kadar kolay oldu ki gördünüz yani. Otobüsle gelsem daha uzun sürecekti o kadar. Şöyle dümdüz yürüyeceğim şimdi bir restoran bir şey bulana kadar. Hava inanılmaz rüzgarlı. Bu tarafa doğru 2 kilometre yürüdüğünde bir restoran var dediler. Orası tam merkezi oluyormuş şehrin ya da kasabanın. En azından öyle söylediler. Böyle yavaş yavaş iniyorum. Bakın inekler de burada. Kendi halinde otluyorlar. Boynuzları kocaman, bayağı sivri duruyor. Tehlikeli duruyor, o yüzden çok yaklaşmak istemiyorum. Genel olarak ülkede sistem bu. Her yerde bu inekleri salıyorlar kendi haline. Yalnız şu var ya, tam süt aşineği. İnsan alışık var gibi ya sanki. Bir tepki vermedi. Şimdi ben burada yer alan bir süpermarkete geldim. Bu daha küçük bir süpermarket. Şöyle bakın elimde ne var. Kraker buldum ya. Kraks. Şöyle Torku'nun bisküvisi. Bütün Türk ürünleri var burada. Hatta böyle basit şeyler bile, yabancı markanın ürünleri bile Türkiye'de üretilip gelmiş falan. Şimdi buradan yiyecek bir şeyler arıyorum ama çok da bir şey bulamadım. Baktım böyle yiyebileceğim bir şey var mı diye ama böyle sucuk salam tarzı domuzdan yapılma şeyler var. Onun dışında da çok bir şey bulamadım. O yüzden böyle atıştırmalık bir şeyler alacağım ve başka bir yere bakacağım. Normalde restoranta gidiyordum ama kapanmış restoranlar. Tam aslında yanım restoran şu anda ve karşımda da var, ikisi de kapalı. 20-25 dakika daha yürürsen bir şey bulursun dediler. Şurada yaklaşık 1,5 dolara falan şöyle bir kuru yemiş buldum, 200 gram. Galiba bunu da alacağım. Şunlar herhalde yeter bana, hatta belki krakerle şu. Onun dışında satılan ürünleri de göstereyim. Şöyle sucuk tarzı şeyler var ama bunlar domuz etinden yapılmış, çevirdim az önce. Fiyatları genelde bayağı uygun ama işte. Şimdi çıktım marketten. Şu ikisini aldım şimdilik atıştırmalık. 200 gram karışık kuru yemiş ve yani fiyatı çok uygundu. 1,5 dolar. Şu ikisi 2 dolar. Hatta 2 dolardan bile az tuttu neredeyse. Yani bayağı şaşırtıcı. İleride büyük bir süpermarket var. Ona bakacağım. Normalde bakın. Burası da restoranmış ama kapalı şu anda. Pek bir şey bulunan bir yere benzemiyor. Neyse ki kaldığım yerde çadırların bir tanesi de yemek de pişiriliyormuş. Mutfağa çevirmişler. Artık yarın falan öyle yapacağım büyük ihtimalle. Böyle şimdi markete doğru yürümeye devam. Ne haber lan? Tam o senin önüne geldim, burada atlar böyle geziniyordu. Biraz ürküyorlar insanlar. Burada böyle kendi hallerinde rahat rahat yaşadıkları için çok alışık değiller büyük ihtimalle onların insanların yaklaşmasına. Üzerlerinde damgalar var. Birinin atları ama yine de insanlar çok yanaşmıyor demek ki. Belki binek hayvan olarak kullanılmıyor bile olabilirler. Çünkü biliyorsunuz Moğolistan'da at eti yaygın bir şekilde tüketiliyor ve onun dışında at sütü de içiliyor. Hatta bütün Orta Asya'da at sütü içiliyor ve kımız diye bir içecekleri var hatta. At sütünden yapılma, fermante edilmiş, alkollü bir içecek. Alkol oranının çok düşük olduğunu söylüyorlar ama sonuçta alkollü kafa yapıcı bir şey. Bunu bile tüketiyorlar. O yüzden belki de tamamen buraya çayıra salıp ileride kesmek üzere ya da sütünü sağmak üzere bırakmış olabilirler. Geldim hostelime tekrardan. Şöyle bir ton balığı, bir de Kore ramen aldım marketten.
Bunlar da yine 2,5-3 dolar gibi bir şey tuttu. Böyle hazırlayıp artık burada yiyeceğim akşam yemeğimi. Hava her ne kadar halen daha bayağı aydınlık olsa da saat şu anda akşam 8.30 sanırım. Moğolistan'da gün batımı 9 civarı gerçekleşiyor. Ve gün doğumu da gece 4 çeyrekte falan böyle oluyor. Hani gece 4'te aydınlanmaya başlıyor etraf daha doğrusu. Tam net bilmiyorum gün doğumunu şimdi. Ha, çok ilginç bir durum. Yaz dönemi günler burada bu şekilde bu kadar uzun oluyormuş. Kışınsa tam tersi şekilde kısalıyormuş günler. Şu anlık gayet güzel. Ben gayet memnunum günlerin uzun olmasından ama kışın burada olmak istemezdim açıkçası. Şöyle şimdi çadırların arasından mutfağı bulmaya çalışacağım ve yiyecek bir şeyler hazırlayacağım kendime. Mutfak böyle binanın içerisindeymiş, ana binanın. Hemen önümüz çadırlar yine. Ha böyle ana binada bir mutfak varmış, her şeyimiz de var. Şöyle yemeğimi hazırladım kendime. Yanında ton balığı. Güzel böyle. Kore yemeklerinden devam. Restoran bir şey olmayınca böyle bir çözüm ürettik. Bugünün çözümü. Bana afiyet olsun dostlar. Daha çok sıcak başlayamıyorum şimdi ama birazdan başlarım. Çok uzun bir gündü ve çok yoruldum. Elim de yandı bu arada biraz galiba sıcak sudan. Şöyle güzel bir yemeği hak ettim daha. Kahvaltı da diyordum resmen. Evet dostlar, buraya kadar güzel bir videoydu. Artık günün sonu. Galiba yağmur atıştırıyor bu arada. Hafif yağmur yağıyor gibi. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Bir otostop yolculuğunu ve Moğolistan bozkırlarını size göstermiş oldum. Bir sonraki videoda artık bu çevreyi tamamen gezeriz. Çok güzel gezilecek yerler. Erdinezu Manastırı, ilk Türk kelimesinin geçtiği yazıtlar, Orhun Kitabeleri Müzesi gibi çok fazla gezilecek yer var bu bölgede. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Moğolistan'dan, ata yurdumuzdan herkese selamlar.